Bugün bir takım anne ve babalar evlatlarını Kur'an tahsilini alabileceği mekanlara göndermeye lüzum görmüyorlar. Ben öğretiyorum diyor. Ya camiye yaz tatili bir ay, iki ay gider öğrenir diyor. Yani dini küçültüyor, ufaltıyor. İslam kültüründen haberi yok. Evlatlarını aşırı bir rahatlık içinde yaşatmayı bir şefkat zannediyor. Yurt ve kurs gibi yerlerde mahrumiyeti yaşayacak diye endişe ediyor. Abi gerçek mahrumiyet, gerçek ayrılığı düşünmek icap eder. Eğer evlatlarımızı Allah yolunda yetiştiriyorsak, ona bir İslam kültürünü verebiliyorsak, o kültürle onu yaşatabiliyorsak, Cenab-ı Hak selamun kavlen min Rabbir Rahim büyük bir selamla karşılayacak cennete. Büyük bir ihtişamla. Yok uydum kalabalığa. Ne yapalım toplum böyle derse o zaman memtazül yevme eyyuhel mücrimun ayrılın siz bütün günahkarlar bu tarafa, siz cehennem tarafına denilecek. En büyük ayrılık ölümle değil, oradaki ayrılık. Evlatlarımızı salih ve salih olarak yetiştirmek için onları sadık ve sadıkalarla ünsiyetini kurmamız elzemdir. Salih ve sadıkalarla ünsiyet kuramazsak isterse peygamber yakın olsun, Cenab-ı Hak Nuh aleyhisselam o asla senin ailenden değildir diyor. İbrahim aleyhisselama babanı dua etme buyuruyor. Ebu Leheb'e bir lanet var. Tebbet yeda buyuruyor. Elleri kurusun buyuruyor. Ve Tahrim suresinde iki peygamber hanımının cehennemlik oldu biliyor. Yani kocalarının peygamber olması kâfi gelmedi. Düşünün bir peygamber ne kadar ümmete irşad ediyor. Karıları ayrı dünyanın insanı. En büyük miras arkamızdan İslam karakteri ve şahsı temsil eden bir evlat bırakabilmektir. Malum efendim böyle insan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade eden ilim, kendi dua eden hayırlı bir evlat.